Herkese merhaba, herkese günaydın. Birlikte deseydik keşke. Fark etmiyor. Önemli çok önemli. Sen önce söylesen de olur, sonra söylesen de olur. Önemli değil. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın diyelim. İnanılmaz derecede yorgunum. Dünden beridir yorgunum. Zaten birkaç gün önceden beri de zaten hazırlık yapıyorduk. Onların verdiği yorgunlukta bugün gerçekten yorulduğumu anladım. Hele dün akşam her yarım ağrıyordu. Ama güzel bir gün geçirdik. Evet. Hep beraber ailecek Fatih Hakan'ımın ilk doğum gününü kutladık. İçime sinen bir doğum günü oldu. Buradan herkese, anneme, kardeşime, ablama, hepsine tek tek teşekkür ediyorum ve yeğenlerime de. Hepsini çok ama çok 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 seviyorum. Hepsinin bu güzel gününde yanımızda olduğu için diyorum ben size. Şimdi kızlarla beraber hazırlandık, çıkacağız. Hakan'ın bugün aşısı vardı. 1 yaş aşısı. Dün ebesi aradı. İnanın ki unutmuşum. Aşıya geleceksin. Yarın unutma dedi Eylem Hanım. Eylem Hanım'a da buradan çok çok selam söylüyorum ve kendisini çok seviyorum. Kendisi çok ama çok ilgili bir ebe. Benim İsmail'de de ve İsmail'in de ebesiydi. Yani sağlık ocağı abisi, aşılara ilgilenen kişi, yani ebe diyoruz biz zaten. Aşıları sürekli kendisi telefon açar, söyler, çocuğu getir der. Unuttuğumuz zaman ki unutabiliyoruz zaten, genellikle unuturuz. Kendisi hiçbir şey unutmaz. Hemen arar, geleceksin der ve o saatte de bizi mutlaka bekler. Bir ara geç kalmıştım yarım saat, sen neredesin dedi, beni tekrardan bir aradı. Geliyorum, yoldayım, yarım saate kadar dedim. Tamam, hemen seni bekliyorum dedi ve o şekilde mutlaka arar ve ilgilenir ve çocuğu sürekli olarak sorar. Nasıl? Hareketler nasıl? Gelişim nasıl? Yerinde mi? Gerilik var mı diye hepsini tek tek sorup ve ilgilenen bir insan. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Hakan'ın 1 yaş aşısı varmış. Oraya götüreceğiz kızlarla beraber. İsmail'ciğim bugün evde kalacak. Evet. Bu tişörtü niye giyiyorsun? Onu kira atmıştım. Kira atmıştın. Tabii biz mesela şu tişörtü yine yırtık. Bunu kira atıyor, yıkanıyor. Hadi bir kere daha giysin, kirlensin, öyle çöpe atamıyor. Bu sefer unutuyor, tekrar kira atıyor derken bu hep böyle bir kısır döngüye giriyor. O yırtık şey hiç ama hiç atılmıyor. Çoraplarda da öyle. Mesela çorapta bir delik varsa o çorabı ben bir giyeyim, kira atmayayım, çöpe atayım diyorsun. Kira atıyorsan tekrar yıkanıyorsa tekrar, bu sefer tekrar giyiyorsun ve o yırtık çorapla hep dolaşıyorsun. Önüm senin kollarına ne oldu? Sinek mi sen? Allah'ım bu sinekler seni ne kadar çok seviyor ya. Söyle anne. Benim için hala Hakan aylık, yani 4 aylık, 5 aylık, 7 aylık, 11 aylık. Benim için hala aylık. Benim için hiçbir şey değişmiyor. Değil mi? Evet. Bakar mısınız? Ha doğdu, ha doğacak derken 20 günlük, 40 günlük, 2 aylık, hadi otursun, hadi başını tutsun, hadi kendi kendine bir şeyler yapsın derken bir bakmışız 1 yaşına gelmiş. Evet. Göz aç. Evet. Zaman su gibi akıp geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Ve Hakan hepinizin gözünün önünde büyüyen bir bebekti. Bunu zaten hepiniz tanıksınız, birebir tanıksınız. Yani Hakan'ı hepimiz büyüttük diyebiliriz. Hepimiz büyüttük. Evet, hepimiz büyüttük. Bizi seyreden arkadaşlarımızla beraber hepimiz büyüttük. Çünkü onlar da Hakan'ın büyümesine birebir tanıklık ettikleri için. Evet, koca bir aile gibi. Evet, ne güzel söyledi. Bak, koca bir aile gibi Hakan'ı hep beraber büyüttük. Evet, sağlık ocağımıza geldik arkadaşlar. Bizim sağlık ocağımız bilindiği üzere Ahaklı'da. Ben Ahaklı'dan almak istemedim. Hem ebemiz de Eylem Hanım da Hakan büyüdükten sonra gidersin dedi. Ondan sonra git sağlık ocağını değiştirdim. Hakan'ı ben büyüteceğim dedi. Bütün aşılarını ben yapacağım dediği için biz de sağlık ocağımızı değiştirmedik. Biraz zor oluyor ama Eylem Hanım'ın ilgisi ve alakası. Dönüyoruz sağlık ocağına. İlgiliyse bu şekilde ilgi ve alakasından dolayı da hiç değiştirmesiniz yok. Hakan da uyudu. Geçen yıl aşı olacağında uyumuştu, şimdi de uyuyor. Hadi gel içeri. Tamam. Anne, nasıl uykun? Tatlı mı uykun? Uyku çok mu tatlı geldi ya? Ay, hiç uyanası yok ya.
Kendimi aşı olurken çok hoşuma bir de gülesi var. Aşkım, gücüm. Korkacaksın ya o zaman. Aşı mı oydun anne? Hı? Aşı olurken çok fazla ağlamadı. 3 tane aşı oldu. 2 koldan 1 bacaktan. Zaten hemen arkasından da ateş düşürücü ağrı kesicisini verdim ben. Ağrısı ya da ateş olmasın diye. Çünkü olabilirmiş. Hem ağrı hem ateş yapabilir dedi Eylem Hanım. Şimdi öyle dinleniyor. Hiç kıpırdayası da yok zaten. Anne. Canım. Hakan. Hiç baktı bile yok. Ne güzel o. Döne döne yatıyor. Gel mi annem? Hazır mısın İsmail? Hazırım. Sen aşım oldun. Nelerinden oldu? İki kol bir bacak. O yüzden çok fazla kollarını ve bacaklarını ellemiyor. Tamam mı bugün? Tamam. Hazır mısın derin su? Anne. Hazır mısın teyzem? Hazırım. Derin su evine gidiyor. Hazırlıklarını yaptı. Eşyalar topladı. Oy oy. Kızım. Bir daha en kısa zamanda bekliyoruz seni. Tabii ki. Her zaman. Her zaman. Aldınız mı maskelerinizi? Aldık. İsmail şortun ters mi giydin anneciğim acaba? Düz mü bebeğim? Düz düz. Çarşaf yıkanacak bak çarşafını değiştirdim. Gel annem gel hadi gel. Yapma. Şanssızım İsmail. Bakar mısınız dünkü ikramdan temizler? Şimdi dışarıya çıkıyoruz ya yanımıza bir de bak yaptık. Bu şeyler bitti mi? Hangileri? Hepsi bitti. Al cupcake al annem. Bir şey al ne istiyorsun? Derisi ben tutabilirim teyzem. Sen Hakan'a vereceksen. Ver tatlısın. Hakan'ı da besliyorum. Evet. O bunu çok seviyor. Kaymak, kurabiye değil mi? 2-3 tane yedi dün. Hadi yavaş yavaş gidelim. Güzel olmuş mu annem hepsi? Çünkü ben yaptım. Ellerine sağlık desene Deniz ablana. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi gidelim yavaş yavaş. Deniz ablanın içine. Bak şimdi de şuraya koyalım. Nereye gidiyorum? Nereye gitmek istersin? Evet. Hadi sen yukarı.
Hadi Markantarya'ya doğru gidiyoruz. Hadi aşkım. Deri salın kaçışı var onlar anneciğiz, tamam mı? Markantarya'ya. Evet aşkım. Dün de yağmur vardı, bugün de yağmur başladı. Bakar mısınız havaya? Biz Markantarya'ya girdiğimizde hava çok güzeldi. Markantarya'dan bir çıktık ki yağmur. Ay ama çok güzel bir yağmur yağıyor. İsmail geç aşkım karşımızı. Geçebilirsin sen. Hop 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 hop. Deniz de eve gitti. Ayrıldı bizden. Markantarya'da onun için hallettik. Kızımı. Kaç tane aldın? Evine gitti inşallah. Yine en kısa zamanda gelecek zaten bize. Değil mi annem? İsmail de inşallah. İsmail Deniz'i almasına çok iyi anlatıyor. Deniz ablası kendini yapıyor. Deniz de çok sakin, sessiz bir şekilde İsmail'le konuştuğu için İsmail de pek seviyor Deniz ablası. Mesela Rostas'taki insan, Rostas bana unutuyor. Hatta bir ara Squeak'te istediğim bir tane karakter vardı. Onun için çıkmıştım. Onun dediğimde o şey iyi yapıyor. Ne dedin? Şarkı söyledim. Yağ patladı az önce. Nereye geldi? Koyuna geldi, öyle çok gelmiyor uzaktaydı. Şöyle yapıyordum. Patlayacağım evet, Beyza patlayacak diye karşıdan şöyle karıştırıyor. Ne yapıyorsun yine telefon evde? Şimdi oturdum bak, daha açmadan sen geldin. Şöyle bakıyordum. Ne? Kıymaya. Akşam yemeğimizi bak, mutfağımız yine dağılmış. Dağınık değildi, bir çöpü çıkaracağım. Bir de şu tepside dikeceğim, bitecek. Bana göre dağınık. İki tane tepsi. İki tane tepsi mi? İçeridekiler ne yapıyor? İçeridekiler İsmail kamyonla falan oynuyordu. Hakan orada oynuyordu. Kamyon mu? Evet. Traktör. Traktör. Bir bakalım gel. Ay ay yoruldum çok Feyza. Korktum. Çok yorgunum. Hakan. Bak Feyza. İsmail oturuyor ve İsmail yine koltuğumuzu gerekli. Hayır olsun. Hayır koltuk gerekli demiştin anne. Bak. Tek sonra girdi olmasın. Feyza. Şunu bindirsene traktörüne, bir koltuğuna otursana. Hiç oturttunuz mu koltuğuna bunu? Oturttuk. Düşüyordu. Deniz tuttu. Yani düşüyordu. Al ablasın. Kendi kendine gelmemin ağlıyor. Hayır o. Biraz şişeyi ağlıyor olabilir. Ver. Ver. Ver ablası ver. Büyük bir ihtimalle aşısını şöyle, aşısı ağır yapabilir diye çünkü biraz ağır. Ama üzerinde oturuyordu, böyle düşecek gibi oldu, indirince ağlamaya başladı. Ne oldu, ne oldu? Uy, ağza bak ağza. Az önce şuna tutunup yürüdü biraz. Yürüdün mü sen? Şapşik. Şapşik, şapşik, şapşik. Getir bak bir daha deneyelim. Al da ağlasın yine, al annem al. Al. Gel. Çağır bakayım gelecek mi? Allah aşkına gel. Gelmez. Bak bir daha çevireyim. Gel. Bak hem gülesi var hem ablasında bir oynaşası var. Bak. Hem de nazlaması var. Hakan buna binersin. Bak böyle, abiye böyle bak. Böyle sürersin. Haydi. Gel. Gelmeyecek. Bak bak hem gülecek hem ablasıyla oynaşacak. Gel bak gel. Bak bak bak. Bas. Şimdi. Yürü. Anne. Yürü. Çirkin. Ben yürüyorum. Yürüyüm ne açmayalım. Bir şey eğdi. Tosları. Tosları. Az bir anda dönüp tekrar. Vur annem, vur. Gitar mı çalıyorsun sen? Ağzındakini de bir yutsan, peçete getiriyor da. Vur aşkım, vur. Ayzi niye tutuyorsun şu son lokmanı hiç bilmem ben ya seni. Evet. Çal bakalım hadi iki tane. Hakan sen gitarcı olacaksın.
torba açılsın diye uğraşıyor şu an. Sen nasılsın ya? İyiyim. Bir dakika sonra soru çözmeye başlarım. Tamam başlarım. Bir 10 dakika sonra soru çöz. Bizimkisi de geliyor Tostik. Bak bak bak. Tutaya bak tutaya. Evet yolda ya artık. Kolay gelsin anneciğim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor sorular? İyi gidiyor. İyi mi? Hangini çözüyorsun şimdi? Sen buna mı başladın? Hı hı. Bu önceki miydi? Hı hı. Ha, evet, bu bize Emsel Hanım'ın geçen senelerde elinde bazı kitap evleri soru bankalarından numune getiriyordu. O numuneleri hepsini biriktiriyordu. Yıl sonunda da orada öğrencilerine dağıtıyordu hepsini. Çünkü kitap evleri onları geri almadığı için elinde kalmasın diye bütün öğrencilere veriyordu. Bize de bunu vermiş. Baktım ki bu da duruyor. Hiç olmazsa dedim ki İsmail sen bunları çöz. Çöz bilgilerini tekrardan bir tazele değil mi anneciğim? Böyle yapmamız gerekiyor. Çünkü aşırı derecede geri kaldık. Yani bütün çocuklarımız geri kaldı şu pandemi dönemiyle. Her şeyde. İsmail bile artık zorlanmaya başladık değil mi anneciğim? Evet. Bildiğimiz soruları bile yanlış yapıyoruz ama şu anda yanlış yerden yapıyorsun. Orada kalmamıştın. Bundan yapmazsın buraya açmışken. Oğlum canım devam et. Neredeydin sen? Hayat bilgisindeydin yalnız. Hayat bilgisi nerede? Kardeşin ortalığı dağıtıyor ya. Evet. Dağılsın bakalım bir dağılsın. Bunlar sevap anahtarları var mı? Yok. Varmış. Var ama... Şeyini almışım bunların hepsini. Ben genelde bunların cevap anahtarlarını alıyorum ki hani cevap anahtarlarından bazı zorlandığı sorularda kaçamak yapmasın. Değil mi? Hı hı. Onlara bakmasın diye. Onlar bendedir. Ben onları kaldırmışımdır. Sen bunları bitir. Bitirdikten sonra kontrolünü yapalım olur mu? Kaç doğru kaç yanlış. Bana bak bana. Her yere dağıttı. Dağıtmadın yer kalmadı seni. Değil mi anneciğim? Şimdi daha iyisin ama ya. Korktuydum ben ateşi çıkacak diye ama Allah'tan şu ana kadar çıkmadı herhalde. Akşam da gece de çıkmazsa yarın da hiçbir şey kalmaz. Çünkü 3 tane aşı olunca insan korkuyor. Hani aşılar ağır gelecek diye. Dün fotoğraf attığım fotoğrafları gördün mü? Gördüm gördüm. Niçin öyle aldım biliyor musun? Niçin? Şöyle. Çok güzel çıkmışsınız ama. Ne? Fotoğraflarda çok güzel çıkmışsınız. Evet bununla böyle oynuyordu. Böyle parmağı sıkıştı ağlamaya başladı. Ben de alayım şurada oturtayım dedim. Böyle 1,5 saat mi öyle durdu. Dur. Elleme kızıyor bak. Sinirleniyor. Bugün üstüne çok fazla gitmiyor. Aşı da oldu ya ellerine kollarına hiç dokunma ki. Kollarına ve bacağına dokunma yani. Bak bu bacağından oldu şey tamam mı? Tamam bu bacağına dokunabiliyor. Evet. Sadece bugün. Yarın sıkıntı yok. Hani bir şey olmazsa ne olur ne olmaz. Yerilemeyelim sonuçta şu oldu. Bir de bacağındaki biraz ağır oldu. Öyle değil. Bak şimdi. Al işte sana top. Al sana top. Al. Dip top. Bunu atmaları zaten bir meşhur. Al bunu. Bunu al bunu.
Getir hadi o attığın abisi bakalım bir. Of, ayağını vurdu. Acıdı mı? Hadi oynasın orada bakalım bir. Gel istersen biz de videomuzu sonlandıralım mı artık? Olur. Evet arkadaşlar, biz bugün videomuzu biraz erken sonlandıracağız. Dünün yorgunluğu, bugün Hakan'ın da aşısının sıkıntısı derken videomuzu erkenden sonlandıralım değil mi anneciğim? Aşıda hiç şey yok. Oo, kafamıza geliyor diyor bizim. Hiç fark şey satıyor bana. Ay. Geri dön eşek ya. Ay şu anda keyfi yerinde çünkü uyudu kalktı onunla beraber. Ay ben de bir iki saat uyudum, ne yalan söyleyeyim. Suratımda şişti dengesi uyuduğum için. Dediğim gibi birkaç günde yorgunluğu, bugün de aşılı şey derken biraz yorulduk biz. O yüzden bugün biz biraz erken kaçalım arkadaşlar. Sizlerden izin istiyoruz değil mi anneciğim? Gidelim. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.